Şöyle, iki tane şeyi ayırt edelim. Bir tanesi, bir kere evet bu seçim hızlı bir seçim oldu. Bu hızın erken bir seçim oldu ama en çok da dışarısı için. Yani Türkiye'nin süreç olarak önünde 1,5 yılı bulunan bir seçim süreci olsaydı dışarının, Batı başkentlerinin etkisi daha fazla olabilirdi. Ha, bunun aslında artıları da olur, eksileri de olurdu. Çünkü biz 16 Nisan referandumunda gördük ki kafalarına Türkiye'de Erdoğan iktidarıyla çalışmayı istemeyen, çalışmamayı koyan bu çevrelerin Türkiye seçimlerine etkisi istenildiği gibi olmuyor. Yani bir şekilde Erdoğan'ın iktidara gelmesini engelleyemiyorlar. Dolayısıyla bu 1,5 yıllık süreçte olsaydı ben sonucun değişeceği kanaatinde değilim. Ama Türkiye'ye daha fazla maliyet ödedebilecek gündemlerle Türkiye'yi meşgul edeceklerdi. Onun için hani şöyle bir yere geldik artık dünyada eskisi gibi konuşulmuyor. Ya işte olur mu bir ülkenin seçimlerine başkası müdahil olur mu falan. Bunu artık Amerika için bile konuştuğumuza göre Türkiye gibi tabii bir ülkenin Almanya seçimlerine müdahale eden ilgili, konuşuluyor. Hollanda'ya müdahale eden konuşuluyor. Bizimki çok daha açık ve net. Hani bunu belki Avrupa başkentleri işte Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin üye olmak isteyen bir ülkenin seçimleriyle ilgili olduğunu söyleyebilir ama ondan çok daha öteye gitti bu. Gelinen noktada ben yani dış mahfillerin Türkiye'deki siyaset sürecine, seçim sürecine etki edemeyecekleri kadar az bir sürenin kalmış olmasından dolayı aslında bir takım yapmak istedikleri şeyler varsa bunların boşa çıktığını düşünüyorum. İkinci konuysa seçime karşı nasıl bir tavır alacakları. Şimdi seçime karşı tavır almalarındaki en birinci şey şu unsur şu. Zaten bir süredir Erdoğan iktidarına, AK Parti iktidarına, AK Parti ile MHP'nin Cumhur İttifakı'na ters bakıyorlardı. Bunu devam ettirecekler. Yani Erdoğan'ın ülkesi, Erdoğan'ın lirası derken ne diyor, nasıl ne diyorduysalar aynısını yapacaklar. Yani ve seçimlerin sonuçlarıyla ilgili de şimdi öyle diyorlar. Bir taraftan isim gösteriyorlar ama öbür taraftan zaten Erdoğan kazanacak ama işte bu kazanmak doğru mu, hileli mi, değil mi falan bunları şimdiden tartışır hale geliyorlar. Fakat ondan da belki yine önemlisi direkt tepki koymaya başladılar. Şöyle bir tepki işte Erdoğan'ın Avusturya'da, Hollanda'da seçim kampanyası yapmasını istemiyorlar. Almanya'da da galiba yapılamayacak. Şimdi Almanya'da zaten genelde yani Merkel biraz soğukkanlı duruyor ama hani biz bu tür tavırları Avusturya üzerinden okuyoruz, Hollanda üzerinden okuyoruz. Şimdi tavır bu olacak. Ha şu aşamada belki hızlı bir seçim süreci olduğu için bu o kadar önemli değil ama tavırlarını ortaya koymuş oldular. Yani Erdoğan istemediklerini, Türkiye'yi Erdoğan'lı bir iktidarla istemediklerini çok açık bir şekilde ortaya koymuş oluyorlar. Bu Türkiye'nin seçimlerine bence çok etki edecek bir unsur olmayabilir. Yani Erdoğan'ın lehine olan bir şeydir ama çok etki edecek bir şey olmayabilir. Çünkü iç gündem daha önemli olacak. Bizim Cumhurbaşkanı adaylarımızın kim olacağı, milletvekili adaylarının kim olduğu, biz bunlarla o kadar yoğun olacağız ki dışarının tepkisini çok da umursamayacağız aslında. O anlamda biraz otonom, bir hayli otonom bir seçimden bahsediyoruz. Mesela 16 Nisan'a göre daha içeride otonom bir seçim süreci geçeceğiz. Daha az dışarının ne söylediği önemli olacak. Ya bizler okuyoruz Batı medyasını ama yani onun çok şey olmasını beklemiyorum. Eğer özellikle Avrupa bir kampanya yapıp Türkiye'nin üstüne hani bu anlamda baskılayıp bir adaya yönelik olarak şey yapmazsa ki bu çok makul görünmüyor bence onlar için de etki oluşturamaz, tersi bir etki oluşturur. Dolayısıyla ama bu tavrı tespit etmek çok önemli. Yani bu 16 Nisan'ın devamı olarak görülen bir şey ve bence Erdoğan'ın niye erken seçim kararına kanaat getirdiğini, yani Bahçeli'nin teklifini pekala geri çevirebilirdi. Buna kanaat getirdiğinin bir diğer şeyi de temayüz ettiği bir nokta da budur bence. Dışarının bu tür müdahalelerini önceden öngörüp bir önleyici tarih belirlemek.